İlders'te bunlarla başladık. Yani programı kurduktan sonra nasıl başlanır? İnternetten dosyayı aldık, çalıştığımız iklim verileri almak için. İklim verilerden sadece bir görüntü olarak görüntüleme araçlarını kullandık ilk başta. Bu da Ladybug komutlarında ikinci grubundaydı. Bu hourly plot dediğimiz saatlik yani, bilgi gösterme aracımız buydu. Bu da ne yapıyordu? Bizim dış sıcaklığı derecelerini sadece bir böyle görselli bir yani renkli bir şekilde gösteriyordu. Bu ikinci dersimiz. Üçüncü derste daha da bir çalıştığımız bir bina üzerinde hem güneş enerji analizini buradaki gözüktüğü gibi şimdi biz de bir radiation analizinin sonucunu görüyoruz burada. Bu kırmızı alanlarda ne kadar ışın ya da enerji almış. Hem güneşten hem de diffused olandan, gökyüzünden ve güneşten aldığı enerjiler. Ve aynı zamanda bir gölge analizimiz oldu. Hangi yüzeyler daha fazla gölge görüyor? Hangisi bu sarılar daha fazla güneş gördüğünü gördük. Bu da üçüncü dersimizdi. Dördüncü dersimiz iklim verilerden derece ve humidity, nem, bir de rüzgar hızı, radyasyonları kullanarak tüm bu bilgileri kullanarak insanla yani bu alanla ilişkisini gördük. İnsan konforu nasıl olur, ne hissediyor? Onu bu çalışmada gördük. İnsanın güneşten ilişkisi MRT mean radiant temperature dediğimiz parametreyi çıkardık ve onu hem sadece mesela insanla güneş ve rüzgar çalışmasını gördük. Eğer güneş olursa ne kadar hisseder insan, yani güneş altında durursa yani kendisi ne kadar hissedecek? Eğer rüzgar varsa ama güneş yok, eğer rüzgar yoksa ama güneş varsa, eğer ne güneş ne rüzgar varsa ne hissedilir? Onu bu şekilde gördük. Dört farklı çalışma ve yani onların yani arasında baya bir yani büyük bir fark olduğunu gördük. Tamam, şimdiye kadar daha çok Ladybug'da çalıştık. Ladybug bu da sadece yani iklim verilerle çalışmak ve analiz ettiği verileri görselleme aracı nasıl olur? Yani onları gördük.